Ben Recep Tula, 17 yaşındayım. 4 yaşından beri yüzme sporuyla uğraşıyorum. 1-2 senedir de koşu ve bisiklet alanında yoğunlaştım. Yaklaşık 13 yıldır falan bu sporun içindeyim. Peki başarıların neler? Daha önce başarı kazandı. Bunlardan bahseder misin? Daha önce 2019'dan beri Türkiye birinciliklerim var. Tabii arada ikincilikler falan da var ama. Son katıldığım yarışta da 7 tane birincilik elde ettim. Atletizm yarışına da katıldım. Orada 2 tane birincilik elde ettim. Onun dışında şu an ileride bir yarışım daha var. Milli takım seçmeleri olacak. Kulüp yarışları. Ona hazırlanıyorum. Hedefin ne bu sporda? Hedefim bu sporda yani sadece Türkiye ile kısıtlı kalmayarak başka ülkelerde yarışlara katılmak, olimpiyatlara katılmak ve ülkemi temsil etmek. Peki bedensel bir engelin var. Bundan bir mani oluyor mu bu yoksa bir avantaja mı dönüşüyor? Yani dezavantajdan çok avantaja dönüşüyor. Çünkü hani sporla ilgilenen çok fazla insan var. Bizim kategorimizde bu daha az tabii. Yani genelde bu böyle kişiler hani daha asosyal oluyorlar. Spordan, sanattan uzak kalıyorlar. O yüzden bizim kategorimizde yarışanlar az oluyor. Bunun yanında tabii onların da spora, sanata yönelmesini istiyorum. O yüzden hani daha fazla kişiye örnek olabilmek için tabii son zamanlarda yazılar falan paylaştım. Onlar hakkında onların kendi kişisel gelişimini tamamlamaları için daha fazla birey olabilmeleri için onun için uğraşıyorum. Kütahya'da destek buluyor musun kendine? Kütahya'da destek buluyorum. Sadece Kütahya'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından destek var şu anda. Yani şu anda milli takıma girmeme çok az kaldı. Barajlara yaklaştım. O yüzden destekler gitgide artıyor. Peki bir günlük çalışmandan bize kısaca bahsedersen nasıl çalışıyorsun? Bir günlük çalışmam, yani günlük değil haftalık söyleyebilirim. Hafta içi her gün yüzme antrenmanı oluyor. Yarışlar yaklaştığı zaman çift antrenmana dönüyoruz. Sabah 5'te kalkıp antrenmana gidip okuldan sonra tekrar antrenman yapıyoruz. Hafta sonları da genelde fitness ve bisiklet yoğunluklu oluyor. Bisiklet olmazsa koşu yoğunluklu oluyor. Yani her günümde bir antrenman var. Şimdi lise öğrencisin ve derslerine bu nasıl etki yapıyor? Üniversite planların nasıl? Tabii çok fazla antrenman yaptığım için dersler biraz geri planda kalıyor. Ama yani şöyle diyeyim, bu hedefi çocukken seçtiğim için ders alanında kendime pek bir hedef belirleyemedim. O yüzden şu anda gelecek olarak planım yine spordan yana. Ben Emin Gürel, Kütahya doğumluyum. 6 yaşında başladım yüzme sporuna. 34 yaşında masterlarda hala faal olarak devam etmekteyim. 4 yıldır Kırdar Koleji'nde faal olarak yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Recep Tula da öğrenciniz. Evet, aynen. 8. sınıfta bizle beraber başladı. Beraber diğer antrenör, kulüp antrenörü Hatice Hoca, ben ve Kırdar ailesi olarak oturup bir görüşme yaptık. Ve Recep Tıkı Işığı daha da ilerletmek için ortak bir proje başlattık. Bu sonuçla da şu an meyvelerini topluyoruz. Her yıl olduğu gibi. Son başarısında 7 ödül birden, birincilik birden aldı. Bundan bahseder misin? Tabii ki. Tabii arka planda uzun bir çalışma var aslında. Kulüp antrenmanları, okulda, çıkışta ve sabahları antrenman. Hafta sonu kendisi de belirtmiştir. Fitness antrenmanları, kara antrenman olarak söylüyoruz biz bunları. Yani yoğun bir tempo, uzun bir süreç. Yani pandemiden sonra Ağustos'tan beri uzun bir süreç çalıştık eksiksiz. Ve dediğim gibi 7 tane birincilik bekliyorduk. Beklenen bir şeydi. Ve şimdi gözümüzü tabii ki de milli takıma diktik. Evet, evet. Hedefimiz hep öyle zaten. Yani ben inanıyorum Recep'in olimpiyatlara gidebileceğine. Çünkü kendisi engel tanımıyor. Atletizme de merak saldı. Bisiklet biniyor, yüzme yapıyor. Yani daha ne olabilir bilemiyoruz.